Demet Özdemir, yakın arkadaşı Zeynep Bastır'ın reklam yüzü olduğu markanın partisine katıldı. İri tek taş yüzüyle dikkat çeken Özdemir, ablası Derya Özdemir'in de aralarında olduğu arkadaş grubuyla gece boyunca eğlendi. Özdemir'in başrolünü Buğra Gülsoy, Hafsa Nur Sancak tutan ve Metin Akdülger'le paylaştığı Dünya ile Benim Aramda dizisi büyük beğeni toplamıştı. Okuyorum elimden geldiğince, çok güzel şeyler yazıyorlar. Dediğim gibi zaten biz işi bitirdik, seyirciye emanet ettik. Çok da güzel sahiplendiler. Ben gurur duyuyorum yani işimizle. 28 Ağustos'ta Oğuzhan Koç'la evlenen güzel oyuncu bu aralar ev hanımlığı yaptığını belirtti ve yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Aslında bir dinlenme aşamasındayım. Biliyorsun evlilik falan. Evet. Ay kamera. Nasıl gidiyor evlilik? Güzel gidiyor. Hani bunu sor diye paslamadım. Yani şu an çalışmıyorum anlamında. Evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsın. 10 yıl sonra ilk defa kesinlikle sana bunu söylüyorum. Evet, ben de çok şaşkınım hala. İkna olamıyorum. Demet Özdemir'in son olarak eviyle ilgili tadilat işleriyle ilgilendiği gündeme gelmişti. Güzel. Dekorasyon çalışması vardı. Onda son durum neydi? Çok kafa patlatmadık yani dekorasyon çalışmasına. Çünkü onunla ilgili gerçekten çok vaktimiz olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var. Ona teslim ettik. Bize de tam zamanda teslim etti. Bizim için önemli olan oydu arkadaşlar yani. Özdemir geçenlerde bir dergiye verdiği röportajda sosyal medyayı başlarda çok yadırgadığını anlatmıştı. Aslında çok küçük bir yerde doğup büyüdüğüm için gerçekten bir erkek çocuğu gibi büyüdüm. Hiçbir şeyden ailemin beni sakınmadığı, dışarıda bir şeylerden tedirgin olunmayan bir çocukluk geçirdim. O yüzden bunun çok büyük avantajını yaşadım. Tabii ki sosyal medya %50 çok iyi, %50 çok kötü. Bir şeyi ne kadar fazla kötü niyetle kullanırsan o bizim düşmanımız zaten. O yüzden sadece sosyal medya için değil, bir şeyi gerçekten iyi niyetin dışında kullandığında her şey sana aslında ceza olarak geri dönüyor. Ünlü oyuncu sosyal medyada yazılan olumsuz yorumlara takıldığını ifade etti. Peki yorumlara takılır mısınız genelde, kötü yorumlara? Takılırım tabii. Hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim bununla ilgili. Takılırım. O yüzden geçen şöyle bir şey söyledim. Evet, takılıyorum. Bunu bilsinler. Lütfen herkes herkese çok güzel şeyler yazsın. Eğer ben umursamıyorum denilince sanki daha çok üstümüze geliyormuş gibi hissediyorum. Çok üzüldüğüm zamanlar oldu ama tamamen zihniyeti yok edemezsin. Demet Özdemir, Dünya ile Benim Aramda adlı dijital dizinin ikinci sezonu için haber beklediğini dile getirdi. Ara vereceğim dediniz, birazcık ara verildi setlere. Ha, 4 dakika falan. Setlere, ne diyorsun? Sosyal medyaya değil, setlere birazcık ara verildi. Ve sonrasında bir kış tatili olacak mı, yoksa hemen bir proje güzel gelirse daha iyi. Valla okuduğum şeyler var ama net bir şey olmadan söyleyemiyorum. Çünkü ikinci sezonla ilgili bir haber bekliyoruz. O yüzden o daha belli olmadan başka bir işin anlaşması çok zor gibi görünüyor. Şu an evet, kış tatili sıcak. Sıcak var bakıyorum. Var mı plan şimdiden? Yok, hayır. Hayır. Oğuzhan çalışıyor. Yani hiç aynı anda denk gelemedik yani. Neyse, gireyim mi içeri? Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağ olun. Demet Özdemir ertesi günse Dünya ile Benim Aramda dizisinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu ile Etiler'deki bir restoranda bir araya geldi. Merhaba, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Yapımcımızla bir yemek yedik. Merhaba. Dizimizi tekrar kutladık. Tebrik ederiz. Biz de çok başarılı bir proje oldu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Devam. Gerçekten çok güzel şeyler duyuyoruz, okuyoruz biz de. Biz de çok mutluyuz. Çok içimiz esindi. Devamı ile ilgili yapımcıma sorun. Ama şimdi o cevap vermeyebilir. O çok beni yani, inşallah tabii ki devam edeceğiz gibi görünüyor. Biz de haberlerini güzel bekliyoruz. Evet. İkinci sezon toplantısı mı diyor? Yok, hayır, birbirimizi özledik. Bayağıdır görüşemiyorduk çünkü. Özdemir diziyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarına dikkat çekti. Çekerken de zaten çok içselleştirdik yani. Geri dönüşünün güzel olacağını az çok hayal ediyorduk ama şimdi böyle kanlı canlı güzel yorumlar okuyunca tabii hayal ettiğimiz her şeyi de görüyor olduk. O yüzden çok mutluyuz. Ünlü oyuncu geçen günlerde gittiği Paris seyahatinin çok güzel geçtiğini de sözlerine ekledi. Neler yapıyorsunuz peki geçtiğimiz günlerde? Hiçbir şey yapmıyorum. Paris. Dublaja yetişmem gerekiyor. Biraz sohbetimiz de uzun sürdü. Sizi bekletmek de istemedim. Paris'ten bahsedin. Nasıl geçti?
Hangi tatil? Paris tatili. Aa, çok güzel. Yoğundu. Ne olur dikkat edin, şu an araba geliyor. Güzeldi. İki gün zaten çok kısa kaldık. Bir günümüzde kendimize böyle fotoğraf çekimi yapalım diye ayırdık. Bir de özel bir markanın bir etkinliği vardı. Öpüyorum sizi de, görüşmek üzere. Ben de kaçıyorum. Güzel geçti yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama vallahi çok geç kaldım. Yoksa biliyorsunuz da akşama kadar konuşuyorum.